kışlık ürünlerimiz tezgahlara çıktı. Bilirsiniz bölgemizde de kış gelmeden önce insanlar zahresini tamamlar, zahre deriz kışlık ürünlere. Gaziantep'te kış aylarının gelmesiyle birlikte temizlenip ardından iplere asılarak kurutma işleminden geçirilen biber, patlıcan ve kabaklar tezgahlarda yerini aldı. Hummalı işlemler sonucu sofraları süsleyen kurutmalıklar, yöre halkının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüğünü ve satışların arttığını belirten baharat işletmecisi Murat Demirkurt şu ifadeleri kullandı. Kurutmalık patlıcan, biber, kabak, onun haricinde bakliyatlar, salçalar, pul biberler hepsi tezgahlarda yerini almıştır ve müşterilerimiz de alıyordur. Vatandaşların talebi güzel, tek sıkıntı her zamanki gibi fiyatlardan dolayı. Yani fiyatlar da dünyada bir fiyat artışı var. Bununla beraber bizim ürünlere de yansıyor muhakkak. Yani tek şikayet ürün bol, fiyatlar konusu. Tabii şimdi fiyatlar arttığı için de insanlar, efendime söyleyeyim, 10 bağ kuruluk alacaksa 7'ye 5'e düşüyor, kısıyorlar. Alıyorlar ama az az alıyorlar. Önceden çuvaldan aldıkları buğdayı, pirinci, ne bileyim, bakliyatı, kilo kilo aldıkları pul biberi şimdi adet adet kilo kilo almak zorunda kalıyorlar. Yani milli yiyeceğimiz gibi ya, dolmalık patlıcan. Dolma bizim Antep'in milli yiyeceği abi. Hiç vazgeçmemek, kışın vazgeçilmezdi. Geçen yıla nazaran çok da bir fiyat artışı olmadı aslında. Geçen yıldan 60'a 70'e sattığımız ürünler bu yıl 80 lira 90 lira kurulukların fiyatları. Pul biberlerde biraz artış var. Geçen yıl 100'e sattığımız ürün bu yıl 150 lira oldu. Hakeza salçalar da öyle. Geçen yıl 100'dü, bu yıl 150-200 lira arası değişiyor fiyatlar. Kurutmalık, dolmalık dediğimiz tatlı biber, acı biber 80 lira, patlıcan 90 lira, kabak 100 lira. Yani %15 bir fiyat artışı var diyebiliriz. En